Evet Maynur, bu hafta neler yapıyoruz? Bu hafta profiterol yapacağız. Aman Allah'ım, nasıl yapacağız? Aslında çok kolay bir tatlı ama 3 aşamadan oluşuyor. Biraz zaman alıcı. Onun dışında kolay. Nedir aşamaları? Kremasını yapacağız, iç dolgusunu. Üzerine çikolata sosunu yapacağız ve fondöni yapacağız. Sonra da birleştireceğiz. Süpersin. Aynen. Kremasından başlıyorum çünkü soğutmamız lazım. Tenceremizi alıyoruz. İçerisine 2,5 su bardağı süt ekleyeceğiz. Şimdi bir başlıkla koyalım. Sütten sonra içine 3 kaşık un. Aa, un azmış. 1,5 çay bardağı şeker. Ve 1 yumurta kırık. Çırpıyoruz. Ve bunu ocağımıza alıyoruz. Makineyle mi çırpsak? Hayır. Bu piştikten sonra içine de bir paket vanilya ekleyeceğiz ve soğumaya kaldıracağız. Şimdi topak topak olmaması için tüm malzemeleri hızlıca çırpıyoruz. Merhaba arkadaşlar, profiterolün çikolata sosunu da ben yapacağım. Çok zor. Aman Allah'ım, nasıl yapacaksın? Bir profiterolü profiterol yapan şey, söyleyemiyorum. Ne yapıyorsun? Bunu tencereye döküyorum. O ne? Bu çikolata sos. Harika. Şöyle. Evet. Sonra 2,5 su bardağı süt koyacağım. Peki çikolata sosu olmayanlar ne yapabilir? Bir önerimiz var mı? Alabilir. Her yer açık. Hayır, isterlerse tablet çikolatayı eriterek çikolata sosu hazırlayabilirler. Aynısı olmaz ki. Bu puding gibi olmayacak mı? Hayır, sıvı olacak. Dibinde az bir şey kaldı. Koyayım, bir şey olur mu? Koy. Çok az da koy. Yok, sonra kötü olur, üstüme olur. Şimdi bunu ocağa koyacağız. Arkasında da yazıyor aslında da ben yine de anlatayım. Bizim Türk milleti okumayı pek sevmiyor çünkü. Bununla da el çırpıcısıyla çırpacağız. Arkasında da öyle söylüyor, makineyle çırpmayın. Çok önemli bilgi, teşekkür ediyoruz. Bakın kıvamı böyle oldu. Altını kapattım. Kapattıktan sonra da bir paket vanilya ekledim. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Seninkinin de kıvamı böyle oldu. Tam birazdan kaynayınca, yani 2 dakika daha kaynatacağım, bırakacağım. Evet, kremamız ve çikolata sosumuz hazır. Soğuması için bıraktık. Şimdi hamurunu yapacağız. Hamurumuz için 1 bardak suya 125 gram yağ ekliyoruz, katı yağ. Ve bunu ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar açık kalacak altı. Şimdi bu yağın eriyip suyla kaynamasını bekliyoruz. Arkasından bir bardak unumuzu koyacağız. Çok az pişireceğiz. Kapatıp 3 yumurtayı sırasıyla ekleyeceğiz. Evet, yağımız tamamen eridi. Suyumuz da kaynıyor. Şimdi içerisine bir bardak unumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Yumurtaları ne zaman koyacağım? Altını kapattıktan sonra. Yumurtalar ocakta pişmeyecek. Ha. Ve en önemli şey de yumurtaları teker teker kırıp yedire yedire ekleyeceğiz. Püf noktası o. Fırında pişecek o zaman yumurtası. Aynen. 40 dakika pişecek hamurumuz fırında. Hamur haline geldi. 2-3 dakika boyu sürekli karıştırarak pişirdik. Şimdi ocağı kapatacağız. 10-15 dakika bekleteceğiz. İlk sıcağı gittikten sonra da yumurtaları kırmaya başlayacağız. Şimdi soğuması için ocağı kapatıp alıyorum. Evet, hamurumuz soğudu. 10-15 dakika bekledik. Şimdi teker teker yumurtalarımı kırıp yedireceğim. Bunu tamamen
yedikten sonra ikinciyi kıracağım. Aynı işlemi onun için de uygulayacağım. Ve sonra da üçüncüyü kırıp yine aynı işlemi uygulayacağım. Yapışkan bir hamur elde edeceğiz. Yani püf noktası aslında teker teker kırmak falan. Aynen öyle. 3 yumurtamızı da ilave edip yedirdik. Şimdi hamurumuz yapışkan bir hamur oldu. Göstereyim size. Şöyle yapışkan bir hamur. Biz bunu kaşık yardımıyla ceviz büyüklüğünde alarak kuru cevizlerimizi aralıklı olarak dizeceğiz. Sonra da 180 derecede yaklaşık 40 dakika üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi artık şekil verme durumundayız. Ceviz büyüklüğünde parçalayalım. Kaşıkla birazcık düzeltiyoruz. Elle böyle yuvarlasalar? Çok yapışkan, bu elle yuvarlanmaz ki. Peki buna böyle huni gibi bir şey yapıyorlar ya böyle. Sıkma torbası varsa yapılabilir. Bizim yok. Alayım sana prenses. Her zaman yapmayacağım bu tatlıyı. Gerek yok. Aralıklı diziyoruz. Şişecek mi? Evet. Tepsimize hamurlarımızı dizdik ve 180 derecede 40 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet, oldu ve çıkarıyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Soğuduktan sonra içine kremasını sıkacağız. Evet, şimdi de soğudular ve içlerine yaptığımız kremayla dolduracağız. Kaza geçirdi, küçük bir yaralanmam söz konusu. Şimdi buradan deliyoruz. Çok zevkli. Ve dolduruyoruz. Tamam. Şimdi sırayla hepsini tek tek dolduracağım. Bir tane de ben yapayım mı? Hayır. Hep pis işlerini bana yaptırıyorsun. Böyle eğlenceli şeyleri sen yapıyorsun. Çok istiyorsan tamam. Kamera arkasına sana bir tane yaptırayım. Profiterollerimizin tamamını doldurduk. Biraz bu şekilde beklesin. Yerken çikolata sosunu döküp servis edeceğiz. Çatapata! Profiterolümüz hazır. Afiyet olsun.